Efendim CNN Türk Zeynep Kara Mustafa, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Rıza Zarrab'ın da dahil olduğu davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da dahil edildiği iddiaları vardı. Bunları nasıl yorumlayacaksınız? Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar, bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içerisinde yorumlamak zaten mümkün değil. Burada bizim eski ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı, açık söylüyorum, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Zira burada şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koyabilmiş değiller. Neymiş? İran'la ilgili yaptırımları delmiş. Yani İran'a biz bir defa herhangi bir yaptırım uygulama kararı Türkiye olarak almadık ki. Bizim İran'la ikili ilişkilerimiz var. Hassas ilişkilerimiz var. İran'dan biz özellikle doğalgazımızın, petrolün belli bir kısmını oradan alıyoruz. Ve biz bunu kendilerine de o zaman söyledik. Ben bunları Sayın Obama'ya da söyledim. Diğer bu konularla ilgilenen kişilerine, başta Dışişleri Bakanları olmak üzere, onlara da söyledik. Yani dedik biz böyle böyle, burada böyle bir yaptırım içerisine girmeyiz. Bu ekonomik ilişkileri yürüten bakanımız kim? Ekonomi Bakanı. Ekonomi Bakanı hükümetin attığı bu adımı ne yapacaktır? Uygulayanlardan bir tanesi olacaktır. Dolayısıyla atılan bu adımlar tamamen siyasidir. Amerika bir defa bu konuyu, tabii bu girişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz, gözden geçirmesi lazım. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Zarrab olayı da öyledir. Halk Bankamızın genel müdür muavini Hakan Bey ile ilgili konu da öyledir. Bunların hepsi. Diğer isimler yine öyledir. Benim işte yaptığım son ziyarette Washington'da Büyükelçiliğimiz önünde PKK terör örgütü mensuplarının bize adeta saldırıyor gibi bir havaya içerisine girip Amerikan güvenlik güçlerinin orada kalkıp da herhangi bir tedbir almaması, onları oradan derdest etmemesi de bu pis kokunun bir ifadesidir. Ve o olayla ilgili biliyorsunuz benim korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Hatta oralarda o olay günü orada olmayan korumalarım hakkında eşimin iki tane koruması bayan, onlarla ilgili de aynı şeyi yaptılar. Bu nedir? Bu Amerika yönetiminin düşmüş olduğu aczi gösteriyoruz. Kendilerine de bunlar bildirildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Sıkıntı burada. Onun için de adil bir devlet olmak hukuk sisteminin adil işlemesinden geçer. Eğer hukuk sisteminiz adil işlemiyorsa bu sıkıntılar sürekli olarak işte o pis kokuları da getirir.